Sevgili İbrahim Hocam, arka arkaya güzel fikirler veriyor. Bize kayısı ile ilgili söyleyecekleri var. Beyazlıktan bir sedef hastalığına karşı Tabii. bir kür yapacağız. Başka kürlerimiz var. Bu arada da Nurettin Bey hattımızda bizi arıyor sevgili hocam. Müsaade edersiniz. Merhaba diyorum kendisine. Nurettin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayır, geldin. Teşekkürler. Buyurun, sizi dinliyoruz Nurettin Bey. Biz yine sizi parça parça duyuyoruz. Evet, bir daha sağlıklı bir iletişim kurduğumuzda Nurettin Bey'i yeniden dinleyelim. Evet. Evet hocam, buyurun, sözlerinizi şimdi bakın, kesmiştik. Kusura bakmayın. Bütün kremlerin içerisinde yağ vardır. Yağ kullanılır. Hı hı. Değişik yağlar. Şimdi bu vereceğim, yani gerek kayısının gerekse de elmanın içerisinde de kendine özgü yağlar var. Kendine özgü vitaminleri var. Mesela tokoferol, beta karoten, A vitamini. Yani beta karoten diye bir molekül var. Havuçta çok bulunuyor. Evet, tabii o rengi de veren o. Evet. Yani beta karoten 40 tane karbonu dizili diye düşünün. Hı hı. Tamam. Beta karoten likopen var mesela. Onda da 40 karbon dizilidir. Beta karoteni tam ortadan ikiye kestiniz miydi molekül olarak? Molekülünü, evet. Yani karbonunu 20'ye indirdiğiniz zaman onun adı olur A vitamini. Oo, evet hocam. Evet. Şimdi bu anlamda kayısıyla elmayı bir araya getirdiğinizde, bakın dedim ya, kremler yapılan, bu sentetik kremler de cildi gevşetme özelliği var. Aa, cildim yumuşadı dersiniz. Ya yumuşadı ama elastikiyet kazandırıyorsunuz. Sonra sarkıyor, vuruşmaya yani başlıyor. Tabii ileriye sarkmaya dönük gidiyorsunuz. Yani mühim olan tabii ki elastikiyet kazandıracak ama buruşturmayacak. Hmm. Bakın, buruşukluk farklı şeydir. Kırışıklık farklı şeydir. Elmalarla armutları birbirinden ayırt edelim. Şimdi bir ürün tanıtılırken de işte orada kullandığınız terminoloji çok önemli. Siz halka bilgiyi verin, evet. Esra Hanım, hiç korkmayın. O doğru yolu bulur, sorar, soruşturur. Karşısındaki insan onu ifade ederken bir tereddütlü ifade kullanması onu o üründen uzaklaştırır. Veya aldığı doğru bir cevap onu tatmin ettiği için gider doğru ürününü alır. Şimdi hocam, şimdi, o kayısıyla elma. Evet. Elma ile kayısıyı ben müsaadenizle yapmaya başlayayım. Evet. Peki, ne kadar kayısı? Bak, iki kayısı bir kayısı, elma olabilir elma veya bu kayısılar büyük Mevracım, olduğu için tabak, iki kayısı. Rica edebilir miyim boş şimdi, bir tabak? Evet hocam. Kırmızı buyurun. Elmayı bakın, en kırmızısını alın. Ha, bu da yumuşak olmaz. Olmadı. Bu pek kırmızı bunu, değil, sarısı. Bunu alın. O hocam, kırmızı olacak. Seçtiniz. Tamam. Evet, kırmızı ve sert elma olacak. Sert, mayhoş, evet. Ekşi elma olmaz. Bunun ince kabuğunu soyacaksınız. Tamam, evet hocam. Ve bunu lapasını yapmak üzere küçük bir süt kabına hemen koyacaksınız. Hocam, kabuklarını koyacağım. Alayım. Hı. Alayım, evet. Şefim. Evet. Evet. Kayısının kabuklarını soracak mıyız hocam? Tabii. Sonra? Ama hı, önce hocam, soğuk alayım. Suda bir çok yıkasınlar efendim onu. Tamam. Yıkandı hocam. Ha, yıkandı evet, mı? Evet, evet, doğru. Şimdi bunun ince kabuğunu ince soyuyorsunuz. Soyalım. Tamam. Evet. Biraz şeyinden de olur tabii. Neyinden? Etinden de olur. Peki. Çok fazla olmamak mükemmel. Elinize de çok yakışıyor Esra Hanım. Sağ olun Hanım. Hocam. Sizin için ne yapmam ki ben? Biliyorsunuz her hafta. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizden Allah razı olsun. Şimdi buna ne yapacaksınız? Ne kayısılar büyüktü. Onun için iki tane veya üç tane kayısıyı çekirdeğinden biraz uzakta kabuğuyla beraber doğrayıp buna ilave edeceksiniz. Tamam hocam. Yani, şimdi elmamın ben siz tasarruflu kullanmamı isterseniz bütün kabuklarını tamam koydum içine. Aldınız. Şimdi bakın kayısıyı elimize aldık. Hatta ben doğrayın diyorum da kolayını da yapabilir. Tamam. Ortadan ikiye kesin onu. Keseyim. Ortadan ikiye kesin. Çekirdeğini çıkartın. Onun yumuşak bir kısmı olabilir. Şöyle. Ha, bakın. Şu etrafındaki o kahverengi yer var ya, işte ona biz plazenta diyoruz. Bakın nasıl anne rahminde bebek işte bağlıdır, plazenta kordon bağıyla bağlıdır. Evet. İşte o, bunun da bebeği içindeki tohumu yani.
plezanteye bağlı, onu sıyırıp alacaksınız yalnız. Öyle mi? Çok peki. ince, evet. Çok ince. Plezante kısmını sıyırıp alacaksınız. Bir kaşıkla inşallah. Da küçük çay kaşığıyla da onu alabilirsiniz. Yok hocam, yüzeysel olarak. Evet, bunu da elma kabuğun, ha onu ilave etmiyorsunuz elma kabuğunun tabii içerisine. Tabii zamanında olmuş bir kayısı olmadığı için biraz beni zorluyor. Tamam. Evet, şimdi bu kayısıyı kullanacaksınız. Yani plezantesi alınmış kabukla beraber. Peki, onları ince ince doğrayıp çok az suda lapasını yapacaksınız. Lapa yapmayı bilirsiniz yani. Biliyorum hocam, evet. Evet. İki tane kayısı bu boyda. Ne kadar suda kaynayacak bunlar hocam? Bir çok az suda. Lapa yapıyorsunuz Esra Hanım. Çok fazla su konulmaz. Önce bir Türk kahvesi, önce bir Türk kahvesi fincanı kadar küçük şey yaparsınız. Su ilave edersiniz. Onun içinde bunları da küçük küçük doğrarsınız. Sonra çatalla ezerek bunun lapasını yapacaksınız. Karıştıracaksınız. 5 dakika. Erol, bunları bulman mucize ama bunun daha iyisi. Ama biz bunu inşallah Mayıs'ta yaparız yani. İnşallah hocam. Mayıs, Haziran'da çıktığında yaparız. Çünkü bunları buraya koyacağım. Birazdan kullanmam gerekecek. Bir elmanın bütün kabukları şöyle sevgili izleyicilerimiz ve kayısıların içini çıkarttığımız için de temizledik. O şekilde kullanacağız. Evet efendim. Bu daha güzelmiş hocam. Tamam. Tabii. Kabuğuyla beraber değil mi kayısıyı koyacağız? Tabii tabii, kabuğuyla beraber. Sonra bunun lapasını yapacaksınız. Tamam. İyice o yumuşayacak. Hatta evinizde robot varsa o 5 dakika lapa yaptığınız çok sulu olmayacak. Robottan geçmek daha iyi sanki değil tabii mi hocam? İşte bir robottan, hatta şu bebeklerin işte mama yapıyorlar ya. İşte böyle. Bir el blenderları var. Onunla da içine daldırabilirsiniz veya robotun içine atarsınız. Hı hı. Veya sütlü muz yaptığınız blenderın içine atarsınız. Evet. Oradan geçirirsiniz blenderdan. Evet. Ve 5 dakika bunu şey yapacaksınız yalnız. 5 dakika haşlamış olacaksınız. Peki. Bunun içinde suyumuz yok. Ben bir de su rica edeyim. Tamam. Sevgili şefim. Sonra bunları içinde atıp kaynatacağım. Hocam bunu bu arada kaynattık ben... ve diyelim ki lapa haline getirdik. Sonra ne yapacağız? Cildimizde. Evet, cildinize sürün. Önce üstünde işte fondöteniniz, kreminiz falan varsa güzel yeşil bir sabunla yıkayın, zeytinyağlı sabunla. Yapabiliyorsak veya lavanta sabunuyla veya kayısı sabunları var, portakal yağlı sabunlar var. Hı hı. Onunla güzelce yıkayın, sonra bunu süreceksiniz. Bütün göz altınız dahil, boynunuz hocam, dahil. Hocam bunlar böyle akar düşerler böyle mi? Düşmez efendim, düşmez. Çok cıvık yapmayın. Ha. Çok çabuk yapmayın. İyice boynunuza yapalım. Da bir havlu koyarsınız. Havlu koyalım. Veya bir peçete koyarsınız. Ne olacak? Yani böyle birisi... Ne kadar duracak cildimizde bu hocam? En az yani minimum 20 dakika, en fazla yarım saat durabilir. Evde çocukları dışarı gönderin, korkmasınlar sizden. İşinizin olmadığı saatlerde, misafirler falan kapıyı çalınırsa açmayacağımız bir saatte bunu böyle yüzümüze koyacağız. O böyle yüzümüze bir süre duracak. Zaten birkaç dakika sonra gerildiğini hissetmeye başlarsınız. Tamam, ben bunu yapacağım. Bakın kayısılar sert hocam. Olacak. Esra kayısılar Hanım, sert olacak. Kayısılar evet, sert olacak. Sert hocam, vallahi, elma var, kırmızı olacak. Kırmızı elma olacak. Kırmızı elmanın mayhoşu olacak. Olmaz. Tatlı kırmızı evet. elma. Bu arada olacak. Laf lafı açtım mayhoş elma ile ilgili. Bakın hocam, mayhoş elma ediyorum. Dikkat dağınıklığı yapar. Öyle mi? Evet. Aa, evet. Bu çok önemli. Onu söyleyeyim bilgi. Yani mayhoş elmadan uzak dursunlar. Mayhoş elma yemeği tatlısı varken ne yapacağız? Dikkat dağınıklığı olanların daha çok dikkati dikkat dağılır. Hele çocuklara hiç yedirmemek evet. lazım. Dikkatleri çabuk dağılıyor. Size söylemiştim ya sevgili hocam. Alışveriş merkezine gittim ben. Alışveriş merkezine. Elime şu bitkiyi aldım. Söylemedik bak. Bekletelim biraz. Bekletelim İyi, hocam. Bizim izleyicimiz zaten sadıktır, ayrılmaz. Onlar kağıtlarını, kalemlerini hazırlamadılarsa peki. hala hazırlasınlar. Alışveriş merkezine gittim. Hanımları yakaladım. Mikrofonumu uzattım. Herkesin cilde karşı yaptığı bazı şeyler var. Sevgili hocamla ve sizlerle izleyelim bakalım. Sonrasında da değerlendireceğiz. Doğru şeyler mi yapıyoruz yoksa yanlış mı? Buyurun efendim. Çok sevdiğim değerli iyi fikir izleyicileri, bugün de yolumuz bir alışveriş merkezine düştü. Buraya gelenlerle söyleşeceğiz, sohbetler edeceğiz, sorularımızı soracağız. Kim bilir ne yanıtlar alacağız. Hadi hep birlikte.
hoş bir hanımsınız. Teşekkürler, sağ olun. Cildiniz de çok güzel. Bir şey kullanıyor musunuz, özel bir bakım? Sadece özel bir sabun. Yani özel de değil de normal herkesin kullandığı bir sabun kullanıyorum. Doğal sabun. Doğal sabun. Nemlendirici sürüyorum sadece. Sadece nemlendirici. Hı-hı. Böyle bitkiler falan kullanmaz mısınız? Yok, yok. Salatalık falan sürer misiniz, koyar yok, mısınız? Yok, hayır. Makyaj cildin nefes almasını öldürebilir diyorlar. Doğru mu? Bence değil. Hani makyajın hani şeyine göre değişiyor bu, kalitesine göre. Tabii ki de nefes alıyor her şekilde dizimi. Sivilce oluyor mu hiç cildinde? Ha, arada sırada hani yediğim şeylere göre değişiyor. Ne yediğine daha çok çıkıyor mesela? Yağlı şeylerde, evet. Kozmetik hiçbir şey kullanmıyorum. Evet, kimyasal hiçbir şey kullanmıyorum. Peki evdeki böyle kullandığınız sebze meyvelerin, yediğiniz, tükettiğiniz sebze meyvelerin iyi gelip gelmediği hakkında bir bilginiz var mı? Sağlıklı besleniyorum. Ne yer içersiniz mesela daha çok? Yani meyve, sebze, o tarz şeyler, yağlı, cips falan, o tarz şeylerden sakınıyorum. Cilde hangi yiyecekler iyi gelir, hangileri kötü gelir biliyor musun? Zararlı olur. Zararlıyı bilmiyorum da elmayı biliyorum bir tek, o yararlı diye. Yiyecek miyiz, yüzümüze mi koyacağız kabuklarını? Kabuklarını hem yüze koyup hem de cilde hem yeniyor hem cilde konuyor yani. Her ikisi de oluyor. Aynen. Niye borçluyuz bu güzelliğimizi, cildimizin güzelliğini örneğin? Sebze yemeği. Ne yiyoruz daha çok? Yani biz ailece İzmirliyiz. Öyle mi? Evet. Ay, memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ondan, yani hangi sebzeyi bulursak yeriz. Bizde yemek ayırt edilmez. Reyman Bey, cilde bunların arasından ne iyi gelir? En güzel Malatya kayısı. Onun haricinde? Onun haricinde ne girebilir? Genelde hanımlara soruyorum ama beyler de artık bakımlarına dikkat ediyorlar. Siz de gayet bakımlı bir beysiniz. Cildinize dikkat eder misiniz? Ederim. Ne kullanırsınız cildiniz için? Nemlendirici kullanıyorum. Nemlendirici? Evet. Onun haricinde bitkisel herhangi bir bakım uyguluyor musunuz? Yok, şu ana kadar yaptığım herhangi bir şey yok. Herhalde çok fazla gerekmiyor. Peki, bir de iç güzellik mi dış güzellik mi size göre? Bence iç güzellik ağırlıklı olmak üzere ama tamamlayıcı. Karşıdan bir hanım görseniz önce iç güzelliğine mi bakarsınız, dış güzelliğine mi? İç güzelliğini tabii önce göremem yani. İç güzellik mi, dış güzellik mi? Dış. Gerçekçi olalım yani. İç güzellik mi, dış güzellik mi size göre? Bence iç güzellik. En önemlisi o. Bence de, evet, doğru. Güzel bir hanımdan duymak da beni ayrıca mutlu etti. Çok teşekkürler.